işte ekranlarından günaydınlar sevgili izleyenler, gündem manşetine hoş geldiniz. Evet sevgili izleyenler, grup toplantıları var. MHP lideri Devlet Bahçeli az önce de yayınladı. Grup toplantısında konuştu, konuşuyor. CHP ve AK Parti grup toplantısı da malum bugün salı ve bakalım siyasilerin gündeminde neler olacak? Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta neler söyleyecek? Acaba yeni sürprizler var mı? İlerleyen saatlerde göreceğiz. Gündemin önemli başlıkları Zarrab davası ya da Hakan Atilla davası devam ediyor. Ortaya çok önemli bir belge çıktı. Hakan Atilla'nın avukatları o çadır tiyatrosundaki sözde mahkemeye sundu. Zarrab'ın bir ses kaydı çıktı ve o ses kaydında karşı tarafa 2016 yılında dayısıyla görüşmüş olduğu ses kaydında yalan söylemezsem Amerika devletine beni bırakmayacaklar. Yalan söylemek zorundayım diyor. Çok önemli bir delil mahkemeye sunuldu. Tabii ortada bir mahkeme var mı o da tartışılır. Ama en azından algı yani gerçek olan bir şey üzerinden çok önemli bir veriydi. Şu da çok önemli. Trump başkan seçilmeden önce vaatte bulunmuştu. Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapacağız demişti ve işte bu konu bugün nerede gündemde. Orta Doğu İslam dünyası yeni bir felaketin eşiğinde sevgili izleyenler. Bu bağlamda oldukça dikkat etmek zorundayız ve siyasetin diğer gelişmelerini gerek iç ve dış gündemi değerlendireceğiz. Gazete manşetlerine de bakacağız. Tuna Bey kolay gelsin diyelim başlayalım. Teşekkür ederim. Sağ ol Ozan. Şimdi Zarrab'ın dün duruşmasına ilişkin çok ciddi bir ayrıntı çıktı ortaya. Dayısıyla yapmış olduğu görüşmenin ses kayıtları mahkemeye sunuldu. Tabii ortada ki senin de dediğin gibi bu düzmece mahkemede, bu hukuksuz mahkeme bu söz konusu önemli delili ne kadar ciddiye alacak? Çünkü neden? Hukuki anlamda, maddiyat anlamında ortaya konulan bu tape bu mahkemenin meşruiyetini yok sayar. Yani o Zarrab'ın bütün verdiği ifadeleri çökertir. Demek ki yalan. Mahkeme yani dava çöker. Çöker. Dava düşer. Normalde böyle olması lazım. Öyle mi olacak? Hayır. Amerikan mahkemesi bunu dikkate alacak mı? Hiçbir şekilde almayacak. Zaten Amerikan mahkemesi gözümüzün içine baka baka biz bunları Zarrab'a söylettiriyoruz. Söylettirdiğimiz için de adam bizimle işbirliği yapıyor, itirafçı oldu. Bunun karşılığında cezasını indirip serbest bırakacağız diyor zaten Amerika. Evet. Ya burada da ben diyor kafama göre bir mahkeme kurdum, kafama göre bir jüri belirledim. Bunu da söylüyor. Amerika çekinmiyor. Yani Amerikan mahkemesinden bu konuda çok etik, çok hukuki, çok efendim evrensel hukuk ölçülerinde çok efendim adaplı bir sonuç beklemek saçmalık. Saflık olur. Amerika yoluna devam edecek. O mahkeme onu konuşturmaya istediği gibi konuşturmayı sürdürecek. Şimdi buradaki mesele de işin tuhaf tarafı bunu gazetede nasıl gördüğüne bir bakmak lazım. Şimdi Türkiye'de Zarrab'ın dayısı yaptığı telefon konuşmasının detaylarını görmeyen gazeteler başka bir şeyi görüyorlar. Zarrab sözde rüşvet vermişmiş ve bu rüşvetin karşılığında 17-25 Aralık'ta 2 ay tutuklu kaldı. 2 ay sonra da serbest kalmışmış. Şunu da belirtelim. Evet. Malumunuz gazeteler biraz erken baskıya gittiği için. Evet. Bu dediğimiz olay Türkiye saatiyle akşam 22-22.30 civarlarında. Var. Gazetelerin gece baskıları var. Gazetelerin İstanbul baskısında demek ki gerek, bu önemli şeyi gerek görmediler. Şimdi. Mesela bizim mahalleden. Evet. Onlar gerek görmediler. Buyurun işte Sabah gazetesi. Görmüş mü? Tamam. Bu. O zaman dediğiniz. Evet. Çünkü evet. Gece baskısı var. Şimdi gel. Buyurun Star gazetesi. Gece baskısı. Vermiş. Şimdi diğer gazetelere baktığımız mesela burada Hürriyet enteresan bir kurnazlık yapıyor. Tamam mı? Çok çok ince bir yine bir kurnazlık. Verelim Hürriyet gazetesini. Diyor ki Hürriyet. Sağ, birinci sayfada sağ sütunda Ebru Yalı'dan taşınıyor diye bir haber görüyor. Bak Ebru Yalı'dan taşınıyor diye bir haber görüyor. Altında da cezaevinden çıkmak için
rüşvet verdim diyor. İki haberin çok küçük spotlarını vereyim hemen. Şarkıcı Ebru Gündeş ABD'de davada ortaya attığı iddialarla gündeme gelen eşi Reza Zarrab'ın Zarrab'tan boşanmak kararı aldı. 16 aydır neredeydin? Gündeş'in Zarrab'la evlendikten sonra taşındığı Kanlıca'daki yalıdan da artık kalmak istemediği belirtildi. 16 aydır niye kalıyordun? He? Niye kalıyordun? Ona Zarrab'ın Amerika'ya git bilerek gittiğini biliyordun Ebru Hanım. Oraya bilerek teslim, o tiyatronun içinde sen de vardın. Sen de o kamuflajın içindeydin. Ailece Disney'le Ant'a gideceklermiş. Yani. Öyle mi Miami'de? Biz de yuttuk bunu. Disney'le Ant'a gittiniz, güzel bir masal anlattınız. Oyun oynadın, döndün, boşansaydın. Zarrab tutuklandığında boşansaydın. Zarrab tutuklandığında Zarrab'ın öteceği ve Zarrab'ın Türkiye'ye ihanet edeceği ya da bir kalleşin içine gireceği ne zaman belli oldu o zaman? 4 ay önce belli olmadı mı? He? 4 ay önce konuşulmaya başlamadı mı? Boşansaydın. Kimi kandırıyorsunuz? Yalıdan ayrılmak istiyormuş. Hadi ya. Ama hayır burada şöyle bir şey var. Ebru Gündeş mesela karşınızda otursaydı şunu demez miydi? Ya Tuna Bey siz böyle diyorsunuz ama bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 hafta önce benim kocam için nota verdi derdi. Şimdi Ebru Gündeş işin siyasi taktiğini anlayabilecek kapasiteye sahip biri diye o bir şarkıcı. Türkiye notayı Zarrab için vermedi. Türkiye notayı Amerika'dan gelecek operasyonun önünü kesmek için yaptı. Türkiye Zarrab'ın ne halt etmeye gittiğini aylar önce tespit etmişti zaten. Erdoğan ne dedi 4 ay 3 ay önce? Ya kardeşim bana karşı adamı itirafçı yapmak istiyorlar dedi. Sayın Erdoğan da bunu biliyordu. Herkes bunun farkındaydı. Türkiye bu notaları vermesin nedeni gelen operasyona karşı önlem almak içindi. Bu Zarrab için verilmiş bir nota falan değil. Amerika'ya karşı verilmiş bir şey. Bu şu anlama da mı geliyor? Yani aslında Türkiye olayı uluslararası platforma taşımak için kaldırım taşlarıdır. Şimdi BM'ye başvuracak. Aynen öyle. Türkiye onun olanaklarını yani açtı. Bir BM uluslararası mahkeme nedir? Devletler arasındaki itirafları güya çözmek için vardır. Ne kadar nota varsa o kadar itiraf var. İtiraf vardır. O kadar Türkiye dış mahkemeye gitme. Bak Türkiye dış politikada şöyle bir taktik izledi dış işleri. Doğru bir taktiktir bu. Gelen tehlikeyi görüyor, notayı, mahkemeyi beklemedi. Mahkemenin başlaması safahatını da beklemedi. Hemen harekete geçti. Daha duruşa başlamadan notalar vermeye başladı. Bu nedir? Siz düzmece bir şey yapıyorsunuz, bana operasyon yapıyorsunuz, ben bunu tanımıyorum demeye getirir Türkiye. O yüzden Birleşmiş Milletler'e zaten taşıyacak. Orada bu itiraf çözmeye çalışılacak. Türkiye doğru manevralar yaptı. Ebru Gündeş'in bunu anlayabilecek kapasiteye sahip biri değil. Şarkıcı yani o. Şarkı söyler. O kadar. Peki. Şimdi burada dış politikada başka denklemler var. Başka bir şey orada bir şey var. Gerçeklikler var. Şimdi burada bunu görüyor Hürriyet sevgili Ozan. Aşağıya gel. Diyor ki cezaevinden çıkmak için rüşvet verdim. Neymiş? ABD'de görülen İran yaptırımlarını delme davasında tanık olarak 4. ifadesini veren Reza Zarrab 17-25 Aralık sürecinde Türkiye'yi hapisten çıkmak için kısmen rüşvet verdiğini öne sürdü. Peki hakim çakal. Hakim ve savcı Amerikalılar şunu sormuyorlar. Kime verdin diye sormuyorlar bak. Kime verdin? Yani aslında buradaki olay tamamen bir kurgu ve zihinlere, algılara işlemek için. Kime verdin diye bak. Kime verdin diye sormuyor hakim. Hiç hemen konu kapatılıyor. İfadeyi veriyor. Ben ona verdim rüşvet. Buna bir takım kişilere rüşvet verdim. Beni çıkardılar. Peki kime verdin? Sormadı. O zaman ben de size şöyle bir katkı. Neden sormadığını söyleyeyim mi? Ben sana anlatayım. Hı. O Razzap denen komisyoncu, tamam mı? O çakal. Neden mahkemede şunu söyledi? Seni Fethullahçı polis seninle pazarlığa gelmedi mi sen içerideyken ha? O Fethullahçı polisin de tutuklandığı ihraç edildi. O neydi onun ismi de var. Her taşın altından o çıkıyor. Seninle cezaevinde görüştü mü görüşmedi mi? Seninle cezaevinde bir takım pazarlıklar yapıldı mı yapılmadı mı? Niye onu da söylemiyorsun mahkemede? Konuşsana. O da var, pazarlıkları var, kayıtlar var, cezaevinde görüşmüş. Aslında Tuna Bey, o şu manşetin ya da başlığın, haber başlığının arkasında şu yazıyor. Siz şimdi Türkiye'deki olaya dikkat çekmiş Hürriyet, onu okudunuz ve yorumunuzu yaptınız. Bakın yine günler öncesinde de güya Zarrab'ın Amerika Birleşik Devletleri hapishanesindeyken, ABD'de hapishanedeyken bir gardiyana rüşvet verdi. Bunun karşılığında cezaevine kadın soktu ve yine bunun karşılığında cep telefonu soktuğu cezaevinde söylendi.
Bu aslında tamamen algılara işlemek için. İşte zarrab rüşvetçidir, komisyoncudur. Hepsi tezgah. Dolayısıyla işte Türk bakanlara da, milletvekillerine de vesaire de komisyon ya da rüşvet vermiştir. Siz şimdi o soruları sordunuz ya, Amerikan adaletine ya da mahkemesine de şunu sormak lazım. Kardeşim, eğer rüşvet vermek suçsa, almak suç değil mi? Tabii ki suç. O zaman bu gardiyan nerede? Hakkında niye işlem yapılmadı? Bu gardiyan hakkında işlem başlatıldı Amerikan mı? Amerikan mahkemelerinde niye gardiyan sanık olarak çağrılmıyor? O mahkeme, niye ifadesi alınmıyor? O mahkeme eğer böyle bir konu varsa niye gardiyan gelmiyor? Sana bir şey söyleyeceğim Ozan. Sence zarar kaç ay yattı hapishanede? New York Federal Hapishanesi'nde. Bir rezidansta kalmıştır. Ben iddia ediyorum. Hala bu iddianın arkasındayım. O adam New York Federal Hapishanesi'ne girmedi kardeşim. O adam New York Federal Hapishanesi'ne girdiyse de en fazla kaldığı 3 aydır. Belki de. Evet. Bilemedin 4 aydır. Ya hatırlayalım. Aylar öncesinde mesela ta Eylül ayında işte bakın cezaevine çıktığına dair elektronik kayıtlar var. Var tabii canım. ABD'nin güvenlik kayıtları. Nerede o gardiyan? Nerede hapishane müdürü? Nerede gardiyanların şefi? Niye çağırmıyorsunuz? Niye onlar hakkında işlem yapılmıyor? Ha o zaman şu var. Tırnak içerisinde şayet zarrab rüşvet verdiyse Zafer Çağlayan'ı ya da Türkiye'den herhangi birini suçlayamazsınız. Çünkü siz şu an rüşvet veren adamı konuşuyorsunuz. Peki o zaman Zafer kendi Çağlayan hakkında gözaltı veriyorsun da New York Federal Hapishanesi'nin gardiyanları ve yöneticisi hakkında niye gözaltı kararı veriyorsunuz? Şayet böyle bir şey varsa... Sen kim oluyorsun lan benim buradaki rüşvet davası varsa eğer öyle bir dava. Buradaki davaya müdahale olup gözaltı kararı oluşur. Kimsin sen ya? Sen kendi federal mahkeme yargıçlarının hakimlerinin hakkında niye o zaman şey yapmıyorsun? Gözaltı kararı vermiyorsun. Tezgah. Ama burada başka bir şey daha var. Hürriyet'in yine çok kurnazca yaptığı bir şey var sevgili Ozan. Ki birinci sayfaya bakıyoruz. Birinci sayfada. Kediye zulüm AYM'ye gidiyor. Önemli bir haber. Tabii onu öne çıkarmış. Burada şeyi vermiyor. Zarrab'ın dayısı dayıcığım işte vallahi ben bu Amerika'ya şakımazsam, Türkiye'de iftira atmazsam, istedikleri ifadeyi vermezsem ben buradan Sittisel'e çıkamam. Acaba internet sitesinde gördü mü? Ben göremedim Sittisel, ama. Bak, Sittisel'e çıkamam dedi. İnternet sitesinde. O yüzden ben şakıyacağım dedi, tamam mı? Şimdi bunu Hürriyet görmedi. Hürriyet gazetesi bunu birinci sayfada hiçbir şekilde yer vermiyor. Ama Hürriyet çok enteresan bir kurnazlık yapıyor. Köşe yazarları... Şimdi onu getireyim hemen. Bir de köşe yazarlarına gelmeden önce Ozan bir karikatür var. O karikatürde de ince bir şey yapıyor bak Hürriyet. Zarrab bir tişört giymiş. Tişörtünde I love you Dubai yazıyor. Tamam mı? Üstte de diyor ki hakim... Yargıç Berman Zarrab'a neden bu tişörtü tercih ettiğini sordu. Neden bu tişörtü giydin? I love you Dubai. Neden bunu tercih ettin? Dalga geçiyor aslında. Amerikan mahkemesine de dalga geçiyor da. Ama burada iki türlü bir dalga geçme hali var. Hem Zarrab'la hem Amerikan mahkemesiyle. Şimdi niye Dubai tişörtünü vermiş? Çünkü Dubai'ye itica edecek ya. Dubai'ye başvuracak ya. Ama daha büyük mesela bu mahkeme nerede çöktü biliyor musun? Mahkeme düşmüştür oradan. Amerika'daki mahkemenin meşruiyeti bitmiştir. Nereden bitmiştir? Dubai'den nereden şey ihraç ediliyor ya? Buğday. Öyle bir şey yok. He? Evet. Dedi ya. Menşeyi göstermiş. Dedi ki ben dedi o Dubai'de buğday dedi. Hata yaptı. İhracatı, öyle bir ihracatı yok dedi. Kendisi itiraf etti. Dubai'de öyle bir şey yetişmedi. Hayır kendisi o anda şaşırdı ifadesinde. Saçmaladı. Orada evet dedi yani buradan dedi buğday şey olmaz dedi. İhraç edilemez dedi. Orada bile adamın tüm verdiği ifadelerin yalan olduğu zaten o verdiği cümleyle birlikte ortaya çıkıyor. Orada dava düşer yani. Davanın artık meşruiyeti, Zarrab'ın söylediklerinin meşruiyeti de yok. Bu söz konusu dayısı yaptığı görüşmenin dışında diyorum. Bu da ayrı bir detay. Evet. Şimdi kameraman arkadaşımızdan rica edelim. Hemen bir 30 Kasım'a gidelim. 30 Kasım'da Hürriyet yazarı Murat Yetkin. Evet. Gözüküyordur herhalde. Ne diyor? Murat Yetkin yani Hürriyet'in yazarı, Doğan Medya'nın yazarı Murat Yetkin. Değerli izleyenler, 30 Kasım'daki yazısında Zarrab konuştukça Türkiye utanıyor diyor. Ve aradan sadece 5 gün geçiyor. Sonra diyor ki Zarrab davasında da fare doğurdu. Sadece 5 gün sonra. Çünkü Doğan toplantı yaptı ya onlarla. Evet. Konuşuyoruz şimdi ona. Özür diliyorum bunu ben demiyorum. Tam bir yavşak başlığı var. Ahmet Hakan'ın. Bakın
Burada Adem Yavuz Arslan var. FETÖ'nün firari sözde gazetecisi. FETÖ'rist, terörist. Tam bir yavşak diyor. Yani FETÖ'cülere sallıyor. 17-25 Aralık döneminde yazdıklarını unutmuş olacak ya Ahmet Hakan. FETÖ yanlısı, o günlerde paralel denilen yapı yanlısı çıkışları vardı. Şimdi Doğan Medya burada bir uyanıklık sergiliyor değil mi Tuna Bey? Aynen öyle. Gazete manşetinden algılarla oynuyor. Köşe yazarları üzerinden ve bu davayı takip eden, şimdi muhabirlik yapan Cüneyt Özdemir üzerinden de farklı oynuyor. Yani diyor ki ne şiş yansın ne kebap. Aynen öyle. Bu taraf kazanırsa bu manşetleri gösterelim. Bu taraf kazanırsa da bu manşetleri gösterelim. Bakın sizin yanınızda durmuştuk ama bana göre Hürriyet her ne kadar o şekilde devam etse de bunlar bu davanın, bu kumpasın çöktüğünü gördüler. Biraz daha ışık görselerdi bugün bu yazı başlıklarını katiyen asla ve kat'a göremezdik. Ve Türkiye utanıyor yazılarının devamını getirirlerdi. Bakalım bugün Salı günü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu grup toplantısında neler söyleyecek? Kılıçdaroğlu'na büyük ümit bağlamışlardı. Acaba hangi evrakları, belgeleri sunacak diye. Sahtedir değildir ama bir gerçek var. Kılıçdaroğlu'nun 2-3 hafta önce söylemiş olduğu grup toplantısında ya da farklı yerlerde söyledikleriyle ortaya çıkardığı belgeler asla ve kata uyuşmuyor. Birbirinin zıt yok. Zarrab nasıl çıktı biliyor musun 17-25 Aralık'ta? Savcılığın kararıyla çıktı. Savcılık kovuşturmaya gerek yok, deliller sahtedir dedi ve deliller hukuk dışı yollarla elde edildi dedi. Tutuksuz yargılamasına karar verdi. Sonra da kovuşturmaya gerek duymadı. Evet. Rüşvet hikaye, hiç kimseye rüşvet falan vermedi. Yalan söylüyor. Ona yalan söylettiriyorlar. Tamam. Şimdi ben bir şey söyleyeyim, yanlış anlama o zaman. Böyle bir komisyoncuya zaten güvenemez. Bu adam bir komisyoncu, üç kağıtçı. Şimdi yani komisyoncu bu adam. Öyle adam, adamın işi bu yani. Simsar daha doğrusu. Öyle diyelim. Üçkağıtçı demeyelim. Simsar. Bu adam bir işi bu. Paraları transfer etmek. Oradan oraya gitmek. Kanunları delmek. Şeyi delmek. O adamın işi o. Ya bu adam tabii ki kendini kurtarmak isteyecek kardeşim. Senin de dün çok güzel bir noktaya değindin. Yılda 160 bin adama tecavüz edildi. Amerikan hapishanelerinde. Kim 30 sene 40 sene kalmak ister? Adam tabii ki yapacak, ihanet edecek. Yani tabii ki iftira atacak. Tabii ki şakıyacak. Yani iftira atacak, mecbur buna. Oraya onu gönderen de hata dostum. Oraya gitmesine göz yuman da hata. Onu koruyamayan da hata. Yani ona biz buralara bakmamız lazım sevgili arkadaşım. Yani yoksa kesinlikle. Yani yoksa o tabii ki şey yapar. Yani efendim, olayın temelini inmek lazım. Ya tabii temel. O zaten mecbur, başka çaresi yok. Hayatı kayacak, bitecek çünkü. Hapishanede başına gelecekler zaten dediğin gibi, o da ayrı bir mesele. Buraya onun gitmesine izin verilmemeliydi. Bir de bu Murat Yetkin'le Ahmet Hakan meseleleri biraz çark ettiler ya. Hı hı. Aydın Doğan bir toplantı yaptı. Bunlarla. Geçen hafta. Tabii bunlarla evet. 4 gün, 5 gün önce düzeltiyorum. Toplantı yaptı. Ne yapıyorsunuz ya dedi. Şimdi toplantı şu, bunlar Hürriyet ayarlarına döndü, fabrika ayarlarına. Başladılar Zarrab'ın üzerinde tepinmeye. Evet. Dediler ki buradan bize ekmek çıkar. Tak tak tak. Baktılar ki bu iş böyle olmayacak. Hemen Aydın Doğan topladı bunlara. Bunlara bir ayar verdi. Tekrar onu fabrika ayarlarından çıkartıp Aydın Doğan ayarlarına getirdi onları. Ondan sonra bunun yanında böyle çark ettiler. Böyle yazılar yazmaya. Kendilerini inkar eden yazılar yazmaya başladı. Şurada da Ahmet Hakan'ın bir münafıklığı var. Medya münafıklığı diyelim. Diğer türlü değil. Yanlış anlaşılmasın. Ana haberlerine dikkat edin. Köşe yazılarında çok özür diliyorum. Yavşak derken bunlara. Evet. Ama ana haberinde ballandıra kurnaz. güzelliğe ana haberinde bunların söylediklerini aktarıyor. Yani bir adam iki farklı profil. Bu da dikkatlerden kaçmıyor. Yani gözümüz üzerinde. Hani yarın bir gün diyecekler ya. Yine yenildiklerinde bakın kardeşim ya niye bize iftira atıyorsunuz? Biz bunları yazmıştık vesaire. Bunlar işte araya tost yapıyorlar. Hani tostun kapağı açılır ya. Çok kurnazlar. Bir böyle bir böyle. İkisini gösterecekler. Hem nahına göre. Hem nahına hem mıhına. Heh. Tamam ortada böyle. Şimdi bu da, hani şimdi bir şey söyleyeceğim. Boşa hukuki bir sonuç çıkar ortaya. O yüzden söylemeyeyim. Aslında köşe yazılarında yaptıkları sıfatlamaların birebir ne kadar benzerini yaptıklarını da.
Ya biz de aptal değiliz ya. Ya seyirci de aptal ya, okuyucu da aptal değil. Yani ya anladın mı? Bir insan kendini nasıl bu kadar güzel tarif edebilir bir başkasının üzerinden? Acaba Ahmet Hakan dediğinizi anladı mı? Yani 5 saniye anlamamıştır. 6. saniyede kestirmiş. Ya bilmiyorum. Hani anlayıp anlamaması çok da umurumda değil de ben burada bir şey söylüyorum. Ya gerçekten tuhaf. Baba yani kolay işler değil bunlar, biliyoruz. Zor işlerdir gazetecilik, gazetecilik. Biz de yapıyoruz bu işleri. Ne kadar zor olduğunu biliyoruz da. Ya arkadaş ama yani hani haber bülteninde başka bir dil, haberlerde başka bir üslup, köşe arasında başka bir üslup, herkesi memnun etme çabası. Ama Evet. Kimse bir taraftan seyircilerimizi, takipçilerimizi memnun edelim, bir taraftan hükümeti memnun edelim, bir taraftan kamuoyunu memnun edelim, bir taraftan efendim zarrab infiali doğmuş işte bu kamuoyunu da memnun edelim. Aman aman falan işte yani orada da idare edelim. Değil mi? Yani bunun Türkçedeki karşılığı nedir abi? Yani herkesi kim memnun eder? Yani şimdi bunun Türkçedeki karşılığı, sıfatlaması bu oluyor. Yani kendi yazdığını kendin yapıyorsun aslında. Yani herkesi memnun eden ne bileyim. Yani şimdi tamam kendi yazdığını kendin yani orada kullandığın sıfat aslında kendini belki anlatıyorsun. Bilmiyorum yani öyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Anlatılanlarda, yapılanlarda ortaya çıkan bu. Ne diyeyim o zaman yani. Bakalım şöyle bir süremize yeni bir konuya giriş yapabiliriz. Evet. Şöyle CHP'ye de değinmekte fayda var. Dün CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın sözleri vardı. Ne diyor? Evet. Kılıçdaroğlu'na dokunursanız dünyayı başınıza dar ederiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine cevaben sarf etmiş olduğu sözler. Şimdi toplantıda da söylemiştik. Malatya milletvekiline bunu söyletmeleri oldukça manidar. Çünkü biz geçen hafta Malatya'da bazı Alevi vatandaşlarımızın evlerini kasıtlı olarak kötü niyetler tarafından, yani işte emperyalizmin uşakları klasik tabiriyle işaretlendiğini söylemiştik. Bu konuda Malatya'da hep emperyalizmin hedefinde olan bir şehrimiz ve işte hassas bir şehir olan Malatya milletvekilinin dünyayı başınıza yıkarız deyip iç savaş imasında bulunması da oldukça manidar. Şimdi CHP bunu hep yapıyor. Geçmişte de yapmıştı. Şimdi bunlar herhalde bunu gözlüyor. Hakikaten abartı değil. İşte zarrab davası üzerinden Amerika doları 4,5'a fırlatsın. Halk tepki versin. Biz de o esnada işte mal bulmuş mağribiler gibi hemen yumulup halkı sokağa çekelim. İç çatışma başlasın, PYD-YPG harekete geçsin, ardından NATO harekete geçsin. Şimdi bunları söyleyince sanki Hollywood sinemasının senaryosunu yazıyor ya da anlatıyor gibiyim ama gelişmeler hiç de onu göstermiyor. Bu komplo teori denilen şeyler sonra ortaya çıkıyor bir gerçekleştiği. Yok, senin dediğin şey de bu hayvan ağızlı, gevşek ağızlı, Zeyno mu? Ne o Zeyno'ydu o? Hı hı. Erkan. Erkan şu çıkıp orada canlı yayın yapan var ya. Mesela o gevşek ağız da söylüyor, devran dönecekse bunu yapacağız, size şunu yapacağız. Kendi halüsinasyonlar, hayaller falan kuruyor yani ya. İçerideki şu an Silivri zindanlarındaki FETÖ'cülerin de yani bütün ümitleri bunlar. Devran dönecek. Ya bu devran dönen devran ne abi? Neden bahsediyor bunlar? Ya? Hangi devran dönüyor? Ortada bir devran mı var? O devran varsa o devran nereye dönüyor? Ne oluyoruz? Hangi yani ülkedeyiz ya? Şöyle dönebilir. Gayet normaldir. Mesela 28 Şubat'tan sonra yani bana göre devran dönmüştür. Yani yaptıkları Evet. Zulümler ortada. Ki buna karşılık olarak yeni gelen hükümet öyle bir zulüm falan da yapmadı. Ama nihayetinde 28 Şubat zulmünü hatırladığımızda tabii şunu da parantez içerisinde ayırıyorum. Hala 28 Şubat mazlumları bir kısmı içeride. Bunu ayırarak söylüyorum. Diktatör diyorlar ya, diktatörlük metaforu yapıyorlar. Çok gülüyorum. Belki genç kardeşlerimiz izliyorlar. Şunu bitireyim. Evet. Eğer devran dönecekse sandık orada. Orada. Gidin oyla yani, devranı aynen, döndürün. Aynen. Bu kadar basit. Aynen. Şimdi genç çocuklar var. 18, 19, 20 yaşında genç çocuklar bilmezler o dönemleri. Nereden bilecekler? 98'leri, 95'leri, 94'leri. Ben şimdi bak bu bir ülke anlatacağım size. Bunu hep hatırlatmakta fayda görüyorum. Bu önemlidir Ozan. Size ben bir ülke anlatayım. 91 yılından 2000 yılına kadar, 2001 yılına kadar 10 yıllık bir Türkiye'yi anlatacağım size. 10 yıllık, hatta 11 senelik. Ahmet Taner Kışlalı cinayetleri, Uğur Mumcu cinayetleri, Bahriye Üçok suikastleri, efendim söyleyeyim Eşref Bitlis suikastleri, suikastler zinciri. Böyle bir şey,
fotoroman gibi böyle, tamam mı? Efendim söyleyeyim, Sivas olayları, Başbağlar olayları, peş peşe Gazi olayları, katliamlar, Manisa'daki işkence olayları, 4 liseli gence yapılan işkence karakolda. İnanamazsın Ozan, inanamazsın. Ben bir tanesini de şahsen tanıyorum, o kardeşlerimizden birini. Yani aynı okuldaydı, üniversitedeydik. O bile bana bazı şeyleri anlattı. Ya korkunç, tüylerin diken diken olur yani. Öldürülen gazeteciler. Bir tanesi de bizim dostumuzdu, İzzet, Sabah gazetesinde. Tabii hatırlayamazsınız Nevroz olaylarında. Ta 94-93'lerden bahsediyoruz, 95'lerden. Say sayabildiğin kadar. Bir ülke düşünün ki 14 bin faili meçhul cinayet var. 14 bin faili meçhul cinayet işlenmiş. Bir o kadar da kayıp var. Nerede oldukları bilinmiyor. On binlerce dosya DGM'de. Faili meçhul ve kayıp dosyaları DGM'de. Bak bir Türkiye'yi anlatıyorum size. Burayı iyi dinleyin. Gençler çok iyi dinleyin. 14 bin faili meçhul cinayet, on binlerce de kayıp. Sokak ortasında Makarov silahlarla öldürülen insanlar, enselerinden tek kurşunda, sokak ortasında. İşkencede öldürülen gazeteciler. İşkencede öldürülen gazeteciler. Efendim söyleyeyim, başörtüsü üniversitenin kapılarındaki o kabinlerde, odalarda başörtüsü pazarlığının yapıldığı iğrenç, daha doğrusu iğrenç pazarlıkların yapıldığı kampüs önündeki o günler. Başörtülü gençlerin polis dipçikleri coplayla nasıl vurulduğu, bir tane hamile bir kardeşimizin o anda çocuğunu kaybetmesi. Bak ben size anlatıyorum şimdi, diktatörlük diyor, bak ben size bir Türkiye anlatıyorum, iyi dinleyin. İyi dinleyin. Gaz ocağı gibi böyle şey yapmayın, dolduruşa gelmeyin. Bak bilmiyorsunuz siz o günleri. Tamam mı? Bu vahşet bir ortam, dehşet bir ortam vardır. Ekonomik krizi hiç saymıyorum bile. İşsizliği, fakir zarureti hiç konuşmuyorum bile. Hastanelerin içindeki o durumları hiç konuşmuyorum ya. Onlara sıra bile gelmedi. Siz şimdi dediniz ya 18-19 yaşındaki, ben de şöyle... Ya özür dilerim o zaman, bir hükümetin bir MGK toplantısına devrildi bu ülkede 97'de. 96'da bir trafik kazası oldu. Devlet, mafya, siyasetçi üçgeni. İnanılmaz korkunç ilişkiler. Bir mafya babası bir televizyon kanalında bir insanı tehdit ediyordu ya stüdyodaki. Bir televizyon kanalını arıyordu canlı yayında. Böyle Çakır. Rezalet bir ortam var. Böyle dejenere bir ortam var. Çakırcıydı herhalde o. Tabii canım. Tutuklananlar, işkence görenler, infaz edilenler, yargısız infazlar, her türlü hukuksuzluk, her türlü antidemokratik ortam. Bugün hala utanmadan bu ülkede bir diktatörlük metaforu üzerinden bir şey yutturmaya çalışıyorlar. Şimdi siz dediniz ya 18-19 yaşındakiler bir şey hatırlamıyor diye. Hatırlamıyor o zaman. Nereden hatırlayacak? Nereden bilecek onları? 98, 99, 2000. 99 yılında lisedeyim. Hani kapı nöbetçileri olur. Nöbetçi müdür geldi. Müdür de sıkı bir komünist. FÖ. Ben de sakat bir öğrenciyim. Dik kafalı. Bana bak dedi. Buyurun hocam dedim. Burada dedi Serpil Hoca gelecek dedi. Onu dedi başörtülü içeri almayacaksın dedi. Şimdi siz de o dönemde muhafazakar bir aileden geliyorsunuz. Hep böyle lisede bir ülkücülük sempatisi vardır ya. Böyle arkadan evet. Falan takılıyorsunuz işte. Hoca geldi. Hocayı da iyi tanıyorum. Çok da iyi bir hoca. Serpil Hoca. Başörtülü içeri aldım. Ve girerken de hoca dedi ki Yusuf dedi lavaboda dedi saçımı başımı düzelteyim. Çıkaracağım dedi. Biliyor çünkü o diğerini ne yaptı. Tabii geçin dedi. Bu yukarıdan geldi. Meğer izliyormuş. Merdivenden indi. Kadına inanılmaz hakaretler sarf etti. Her şeyi söyledi. Kadıncağız ağladı. Sadece bir hafta içinde dağın başına meslek okulları olur sürüldü. Oraya sürdü. Yapar. İşbirliği birlikte. Daha bunlar diktatörlük görmemiş olur. Serkan Tunç vardı. Bilmiyorum izliyor mu arkadaşım. Elimize Türk bayrağı aldık. Milli eğitime yürüdük. Sonra arkamıza bir baktık. Bütün lise 3 arkamızda protesto ediyoruz. Kürt kelimesini... Hocayı nasıl gönderirsiniz diye. Kürt kökenli demediğin yani için. Yani böyle bir dönem. Kürt kökenli demediğin için. Kürt yurttaşı dediğin için Türk Ceza Kanunu'nun 129. kaçıncı maddesinden yargılanabildiği sana. Ya abicim bak bunlara anlattıklarımız belki bunlar La Fontaine'den masallar geliyor. Çok değil bizim anlattığımız 20 sene önce. Yakın tarih ya. Dediğim gibi sadece 5 metre içeriden yani. Lavaboya saçını... Yani dışarıda çıkartmayayım yani bir saçım başımı düzelteyim.
Şimdi o günleri hatırlatan bir manşeti getirin. Arkadaşlar Sözcü Gazetesi'ni getirseniz. Reklam var. Reklamdan sonra. Reklamdan sonra mı? Tamam. Kısa bir reklam arası. Reklam dönüşü tekrar karşınızdayız. Gündem manşeti ikinci bölümüyle devam ediyor. Hiç vakit kaybetmeden Sözcü'nün manşetini. Hani bu 28 Şubat'ı seninle küçük bir panorama yaptık ya, o günleri hatırladık falan. Yaşananlar, işkenceler, yargısı, infazlar, başörtülü kardeşlerimize yönelik zulüm, muhafazakarlara yönelik zulüm, efendime söyleyeyim. Var da var, Kürtlere yönelik zulüm. Ne? Aklınıza gelen ne varsa. Yani diktatörlük diğerler var ya, daha diktatörlük nedir bilmeyen bu insanlar. O günleri bir hatırlatarak bu diktatörlüğün ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Şimdi o 28 Şubat kafası bugünkü kırıntılarından biri de bu Sözcü'deki bazı yazarlardır. Biliyorsun mesela Emin Çölaşan gibi, Bekir Coşkun gibi. Bunlar 28 Şubat kafasının devamıdır. O kafadadırlar yani. Şimdi Sözcü gazetesinin manşetine bir bakalım. Bayrağımızı tuvalete astılar. Bak şimdi habere bak. Direkt 28 Şubat günlerinin manşetleridir bunlar. Bu böyle bir metafor. Bu kalıplar içerisinde, tamam mı? Bu anlayışla manşet atılıyordu. Haberler yapılıyordu. Bayrağımızı tuvalete astılar. Efendim, şehitlerin kemiklerini sızlattınız. Yazıklar olsun. Haberin detayı da Malatya. Dikkat et. Bayağı. Malatya. Bak. Yine az önce Malatya'dan bahsettik ya. Malatya Doğan Yol'daki Öğretmenler Günü kutlamasında adeta skandala imza atıldı. Önlerinde duran bayraklarla poz verirken arkada kadınlar tuvaletinin kapısına asılan bayrağı görmediler diyor. Ulan geri zekalı. Tuvaletin kapısına bir tane kapısında bir Türk bayrağı asıp onun önünde poz verince ne oluyor abi, vatana ihanet mi oluyor? Niye bu şehitlerimizin kemiğini sızlıyor? Yani bu affedersiniz, bayrağımız tuvaletin içine mi asılmış? Dış kapı değil mi o? Ya dış kapı. Dış kapı, burada ne çıkaracaksın ya sen buradan? Sen burada neyi çıkaracaksın? Ya neyi amaçlıyorsun? Burada nasıl bir provokasyon üreteceksin? Bezeli boylu zekaya sahip insan buna inanır ya. Arkadaş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şunu bulabilirler mi bilmiyorum. Bunlar Mustafa Kemal'i, hani o halıdan resmedilmiş işte portresini halıya yansıtmışlar. O halı pres mi derler? Kapı girişlerine serilen var ya, evet. Paspas mı derler? Her neyse. Onu bir koridora, evin girişinin koridoruna sermişler ve üzerine de basıp haber yapmışlardı. Hatırlıyor muyuz? Evet. Ne demişlerdi? İşte Atatürk'ü yere serdiler, paspas yaptılar. Sonra anladık ki Ahmet Hakan'ın deyimiyle işte o şeyler haberi, daha doğrusu paspası yere seren kendi muhabirleriymiş. Kendi muhabirleri haberi yapıyor. Kendisi basıyor. Sonra da diyor ki Mustafa işte Atatürk portresini Atatürk'ü yere serip paspas yaptılar. Şimdi bu bağlamda sizin de dediğiniz gibi bir provokatif bir şey varsa emin olun o bayrağı da kendileri de asmıştır. Astım. Bir şeyler yapmışlar. Senaryo çizmiş. Evet. Yazmışlardı. Ya bundan ne çıkaracaksın o zaman? Bu ne ya? Bırakın artık bunları. Vallahi bu yani... Ya şimdi bir şey, buna tamah edip de çıkıp yaygara koparan insanın zekasından şüphe ederim. Ya bunlar nedir ya? Değil miydi tabelalarda TC kaldırılıyor diye isimlerinin, şu görüntü. Şu. Ver tam ekrana ver. İşte bunu kendileri yapmıştı. Mizansen, yalan, senaryo, kurgu. Ayakkabıyı da koymuş bak. Ama markası gözükmesin, Rütük bizimle uğraşmasın sonra. Evet. Şimdi bu yalanı bunlar kendileri haber diye vermişti. Dur bakalım onun buradan nasıl bir provokasyon devşiririz diye şey yapıyor. Bir de Ozan, Posta Gazetesi çok böyle duygulara hitap eden, böyle hani sıradan hayata dair bir söylemi manşete taşımış. Sıradan hayata dair bir söylem, sıradan insanların söylemleri, yani bizim gibi sıradan insanların söylemleri. Bunu manşete taşımış ama çok da gerçekçi olmuş. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Yerin manşeti. Şimdi YPG'nin komutanı, Rus general ve bir YPG'li yönetici toplantı yapıyorlar. Toplantının detayları, Amerika'dan sonra Rusya'da terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ile yan yana geldi.
Türkiye'nin tüm itirazlarına rağmen Amerika'nın da ağır silahlar verdiği YPG'yi Rusya sahiplendi. Suriye'nin aşırı dinci terör örgütü DAEŞ'ten temizlenen şehri Deir ez-Zor'da dün bir basın açıklaması yapıldı. Ve bu açıklamadan önce bu toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantı Deir ez-Zor'un geleceği konuşulmuş Ruslarla YPG arasında. Daha önceki programlarda biz seninle konuşurken Rusların PKK'dan kolay kolay vazgeçmeyeceğini, bunun tarihsel bir diyalektikten gelen gerçeklik olduğunu, aynı zamanda bölgesel anlamda sahayı da tamamen Amerika'ya kaptırmamak için YPG ile PKK'ya nüfuz etmeye ve bunlarla işbirliğini sürdürmeye, dirsek temas halinde kalmaya devam edecek dedi Rusya'nın. Astana ve de Soçi'deki zirveden çok romantik sonuçlar çıkarmayın dedik. Evet. Ruslar %100 YPG'den falan vazgeçer diye bir şey, öyle bir rasyonalite yok dedik sahada. En nihayetinde bu da dün tescillenmiş oldu. Gittiler. İşte bakalım şimdi, bu Astana'daki görüşmeler nasıl yansıyacak? Burada da Tuna Bey, da o arkadaşlar o manşeti tutabilir postanın. Evet. Şuna da değinelim. Siz dediniz ya işte o manşete yazıyor. Evet. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Orada da şöyle bir algı var. Şimdi bu söyleyeceklerimi hemen peşinden şunu söyleyeyim. Evet. Bugün Hürriyet'ten Taha Akyol'un yazısına bakın. Bu manşetin niye atıldığını evet. anlarsınız. Çünkü diyor ki demeye şunu getirmeye çalışıyor Doğan Meydan, Taha Akyol tayfası. Ne işiniz var Rusların yanında? Heh. Ne işiniz var Avrasya? Yani diyor Avrasya. Ki biz Amerikancıyız kardeşim. Bizim bir de Amerikan ortaklığı olan sen benim kankama var. Kızıyorsun Heh. Diyor. Ama senin ama kanka zannettiğin diyor. Bak bu, ne yapıyor benim kankama bu. Kızdığı orada şey da, yapıyor. Orada da yine Baba Ali PL yapıyor. Kurnazlığı yapıyor, kurnazlığı. Her neyse işte. Ya işte bu bunun mesajı bu. Taha Akyol Amerikancı tayfa. Bundan diyor ki ya arkadaş diyor siz diyor benim kankaya Amerika'ya kızıyorsunuz. Ama siz diyor dost zannettiniz Rusya da bunu yapıyor. Yani NATO'dan ayrılırsan işte ya da NATO'dan uzaklaşırsan ne olacak? Ya milyon defa biz bunları burada konuştuk. Rusya'ya bu konuda çok bel bağlanılmaması gerektiğini, bir takım dengeler olduğunu bunları söyledik. Şimdi biz yani, bunu söylerken bir realite üzerinde. Ama özür dilerim Ozan'cığım. İdlib'e Türkiye girdiyse Amerika'nın istediği için değil. Rusya'nın desteğiyle girdi. Evet. Tamam. Bunu da unutma. Şimdi, yani, şimdi biz önemli. Bunu söylerken yani bizim sizinle şirketimiz yok, çıkarımız yok. Ya, sabit bir gelirimiz var. Olanlar düşüş yaptılar işte. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarı adına bunu yapmıyorlar. Kendi çıkarları adına bu manşetleri atıyorlar. Şimdi o sözcü düne kadar TC ibareleri kaldırıldı deyip bir taraflarını yırtıyorlardı. İsimlerinin üzerine işte önüne TC yazıyorlardı. Daha düne kadar bir taraflarını TC ibaresi kaldırıyor diye bir taraflarını işte yırtanlar bugün TC ibaresiyle birlikte Amerika safında yer aldılar. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne saldırıyorlar. Bu bağlamda çağımızın en büyük münafıkları olarak da göze çarpıyor. Ya işte bu enteresan sevgili Ozan. Yani bunları daha bu şeyleri ince nüansları daha çok göreceğiz. Bir de hemen gelelim. Star gazetesi önemli bir manşet atmış. Kudüs'ün feryadı. Bak büyük bir tezgah var. Yarın Trump açıklıyor galiba. Trump Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan edilmiş. Bizim ilk kıblemiz. Allah Allah. Şuraya bak. Peki hadi bunu Amerika yapar, Trump yapar. Ulan bu Arap Birliği'ne ne oluyor? Birleşik Arap Emirlikleri. Adamların gıkıyor çıkmıyor ya. Ya Kuveyt'te hoca adı altında bir şarlatan daha iki hafta önce kadar çıkıp fetva verdi. İsrail bizim dostumuzdur, Müslümanlara zarar gelmez diye. Ya onu geçtik baba, onu geçtik, o soytarıyı da geçtik onları, şaklabalıkları da. Ya arkadaş, ya nasıl, hiçbirinize nasıl, siz ne kadar onursuz bir toplumsunuz, milletsiniz ya. Bunu genelleme yapmıyorum. Devlet nezdinde söylüyorum. Yönetim anlamında söylüyorum. Nasıl bir yönetim anlayışınız var sizin? Bu nasıl bir onursuzluktur ya? Kudüs ya senin kıblen kardeşim. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Bir gariban Filistinliler kadar olamadınız ya. O insanların cesaretini binde biri yok sizde. Binde biri. Ya böyle bir haysiyetsizlik olabilir mi? Gırtları çıkmıyor ve destekliyorlar. Ses çıkarmıyorlar. Ya şunu söyleyelim. Bu Kudüs hadisesi 1. Dünya Savaşı'ndan sonra İslam ülkelerine, İslam topraklarına, coğrafyasına yapılmış en büyük adımlardan biridir. Saldırılardan biri, biri. Evet. Ve İslam coğrafyası topyekün yok edilmek isteniyor. Bakın, İslam dünyası 100 yıl daha ayağa kalkmamak üzere evet. işgal edilmek isteniyor. Edildi.
ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'te İsrail'in başkenti olarak resmen tanıma hazırlığı, Filistin'de büyük öfke, Hamas ve El-Fethi intifada çağrısı yaptı. Filistinlilerin yardım feryadına karşı İslam dünyasının sessizliği ise dikkat çekti. İslam dünyası dedikleri şu körfez ülkeleri var ya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Dubai, Vahabiler. Vahabi bir CIA projesidir, bir İngiliz projesidir. Bu Vahabiler, bunlar bu servetleri, bollukları üzerinde vazgeçmemek, o şahtapatlı hayatlarından, iğrenç, o görgüsüz, o gösterişli, o israf dolu hayatlarından vazgeçmemek için Kudüs'ü bile gözden çıkarırlar. O zaman şunu Bu Kudüs'ü bile gözden çıkarırlar. Şimdi biz ne diyoruz? Ki çıkarmışlar işte zaten. Dedim ki İslam dünyası Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, bakın 2003 Irak işgali vesaire, asıl bombayı şimdi atıyorlar. Şunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Kudüs'ün başkenti ilan edilmesi demek, İslam coğrafyasının topyekün tamamen işgal edilmesi ve Orta Doğu coğrafyasının tamamen karıştırılması, yeni kan ve gözyaşı, yeni büyük savaşlar demek. Ya insanda biraz akıl olur, şöyle biraz düşünür, Müslüman zeki olur ya. Der ki, kardeşim daha düne kadar Suudi Arabistan'ı dizayn ettiler. Amerika'dan güvenlik güçleri getirip sarayda, otel odalarında bunların prenslerini astılar. Ayaklarından astılar. Yolsuzluk adı altında bunları diskalifiye ettiler. Şimdi bu dizaynın önündeki en büyük engel de Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Her ne hikmetse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de yolsuzluk adı altında, evet, saf dışı bırakmak istiyorlar. Aynen öyle. Ya aptal mısınız kardeşim? Hala Amerika'daki bir davaya bel bağlı mısınız? Amerika burayı işgal ettiğinde, emperyalizm burayı işgal ettiğinde, sizin deyiminizde AKP'li, CHP'li, MHP'li, HDP'li, o partili, bu partili, Doğu Perinçekçi, şudur, Alevi, Sünni, Münni diye ayırt mı edecek? Hepiniz Müslüman Türksünüz. Ve dolayısıyla onların gözünde hepiniz barbarsınız. Evet. Hiçbir zaman da bu değişmeyecek. Onlar bizi Osmanlı'dan, hala bizi Osmanlı olarak kabul ediyorlar zaten. Oradan gelen düşmanlıkları var, anladın mı? Onlar bizi öyle görüyorlar. Aslında öyle görsün. Gayet de memnunum ben böyle görmelerinden de. Orada bir beis yok, sıkıntı yok. Ama bu Kudüs meselesinde bu sessizliğin faturası ağır olacak. Çatışmalar çok derinleşecek. Çok büyük kaos olacak o da. Bak ben sana söylüyorum ya. Bakın. Net. Müslüman Arap'la Müslüman olmayan Arap arasında, Arap'la Fars arasında, Sünni ile Şii arasında büyük bir savaşın startını vermek istiyorlar. Bu kadar basit. Diyor ki, aynen katılıyorum Ozan, diyor ki Sabah gazetesi, para ve sermaye transferlerine sınırlama yok. Şimdi burada Erdoğan aslında geçen hafta Muş'ta, iş adamlarını, bir takım iş adamlarını duydum ki paralarını dışarıya şey yapıyorlar dedi. Götürüyorlar dedi. Bunu Erdoğan sistem etmek için söyledi. Yani düzeltti zaten sonra. Ama bu hemen yanlış anlaşılmaya çekileceği ve ekonomik anlamda manipüle edileceği görülünce hemen danışmanları tabii söylediler. Kendisi dedi ki, kardeşim burası serbest piyasa Türkiye. Serbest piyasa bir ekonomisi var. Yani ilk söylenilen aslında komünizm de olan. Serbest piyasa ekonomisi var. İsteyen istediği parasını istediği yerde götürebilir. Bu devleti ilgilendirmez dedi. Ama ben başka bir şeyden söz ediyorum diyor Erdoğan. Bu kadar zor zamanlarda ne kadar milli sermaye olduğunuz şimdi ortaya çıkar. Ne kadar bildiğiniz buradan. Ya gitmeyin kardeşim, niye gidiyorsun? Gitme, evet, burada tut bana, niye gidiyorsun? Burada yatırım yapmaya devam et. Elbette bu zor günler atlatılacak, bitecek bunlar. Bu zor günler atlatıldığında kaçanlarla kalıp direnenler arasındaki o ayrımı net bir şekilde göreceğiz diyoruz. Yani o pirupak ortaya çıkacak zaten. O açıdan bu önemlidir. Ya bu yanlış anlaşılmanın da Erdoğan'ın gidermesi fevkalade doğru olmuştur. Şimdi bir de Akit gazetesi ilginç bir çalışma yapmış o zaman. Verelim arkadaşlar onu da manşette. Odalar gezicilerin işgali altında. Bu arada arkadaşım, evet, söyledi az önce, Aykut beni uyardı. Aykut, yanlışım varsa düzelt lütfen. Yanlış bilgi vermeyeyim. Zarrab soruşturması var dedi. Soruşturma kapsamında İstanbul'da tutuklamalar var. Gözaltılar var. Gözaltı, bu gözaltı ailesi, 17'ye yükselmiş. Ailesi, yakınları, evet, çalışanları, evet. Şimdi diyor ki efendim Akit gazetesi, odalar gezicilerin işgali altında.
Efendim nispi temsil sistemiyle azınlık tahakkümünden kurtarılmalı. TMMOB. Yani mesleki bir kuruluş olmasına rağmen ideolojik emeller peşinde koşan ve Türkiye karşıtlarıyla aynı dili kullanması dolayısıyla karanlık oda olarak alınan TMMOB'ye tepkiler artıyor. Azgın azınlığın tahakkümlerindeki odanın son olarak OHAL karşıtlığı bir etkinliğe imza atması nispi temsili çağrılarını yeniden gündeme getirdi diyor. Bu Odalar Birliği var ya Türkiye'deki, hı hı. Bu Odalar Birliği aslında bir ideolojik sayıklarla hareket ettiği ve ideolojik sayıklarla hareket etmek suretiyle de ortamı germeye, sokakları germeye mada bir takım eylemlerin içine girdikleri belirtiliyor. Ve bu tür kuruluşların bu ideolojik kalıplarla meselelere yaklaşması, bir takım efendim tahakküm uygulamaya çalışması, bu tahakküm uygulamaya çalışmasından da öte bu kritik süreçte daha ciddi sorunların yaşanmasının önünü açmaya çalıştıklarına vurgu yapmış gazete. Önemli bir çalışmadır. Yine sür manşette 6.284 çıktı, kadın cinayetleri patladı. Gazete yine bir takım sosyologlara kulak vermiş. Sosyologlarla yapılan görüşmelerde sosyopsikologlar 6.287 yasasının çıkmasıyla kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin arttığı ve aile içi şiddetin arttığı ve aile birliğinde her geçen gün daha büyük zarara uğradığını da vurgulamış. Onu da gözden kaçırmamamız gerekiyor. Operasyon Gazetesi Cumhuriyet zaten aynı operasyonlarını yapmaya devam etmiş. Pek de bir şey yapmaya gerek yok. Çok göze çarpan bir konu. Son bir dakikamız. Son bir dakikada o zaman izin verirsen çok bir şey duyurmak istiyorum seyircilerimize. Şimdi benim çok değerli bir yönetmen arkadaşım var. Sinema yönetmeni Olgun Özdemir. Hı hı. Arkadaşlar bulabilirlerse filmin ismi Mor Ufuklar. Mor Ufuklar filmi Suriyelilerin dramını anlatıyor. Ve Türkiye'de Suriyelilerle ilgili ilk filmi değerli arkadaşım, dostum Olgun çekti. Olgun Özdemir çekti. Senaryosunu kendi yazdı. Efendim, mültecilerle ilgili. Mülteci, Suriyeli sığınmacı. Tamamen Türkiye sınırları içerisinde. Tabii tabii. Türkiye ve tabii Ege sahillerinde, Ege kıyılarında, Akdeniz kıyılarındaki o dramı anlatıyor. Ve ödüle doymuyor. Birçok uluslararası festivallerde ödül aldı. Evet, Mor Ufuklar. Çok güzel bir de logosu var sinemada, işte tanıtımında. Bu Mor Ufuklar filmi Milano Film Festivali'nden tutun da İtalya'da, Hindistan Film Festivali'ne kadar birçok festivalde çok güzel ödüller aldı. Ve yapımcısı da, bu filmin yapımcısı da Milano'daki ödül töreninde Erdoğan'a teşekkür etti. 4 milyon insanın kucak açan, misafir eden Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz ve bu ödül üzerinden ona da mesaj yolluyoruz dedi bu şeyin filmin yapımcısı. Ama bu filmin yönetmeni ve senaristi Olgun çok önemli bir sinemacıdır. Çok başarılı işleri vardır. Benim de çok değerli eski bir arkadaşım. O da bu filme imza attı. Senaryosunu yazdı ve yönetti. Mor Ufuklar filmini mutlaka ama mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Suriyelilerin dramını mükemmel derecede anlatmış. Şuradaki o umuda yolculukta, yeni bir hayata, yeni bir yaşama tutunma adına yapılan yolculukta, o Akdeniz'in, Ege'nin mavi sularında nasıl hayatların kaydığı, bir yaşamların nasıl yok olup gittiğini çok çok güzel anlatıyor. Kendisini vizyonda de mı? Tebrik ediyorum efendim. Vizyona girdi mi? Girdi. Çok da tebrik ediyorum kendisini. Çok güzel bir film. Başka farklı sinemalarda oynatılmaya başlamıştır. Çünkü bazı sinemalarda oynuyor. Eğer sevgili seyircilerimiz takip ederlerse, sinema severler, mutlaka gözlerine çarpacaktır. Bir de Semih Kaplanoğlu'nun Buğday filmini seyrettin mi? İzlemedim ama mutlaka izleyenler Ozan, hepsi on numara. Ozan mutlaka izle. Helal olsun. Semih Kaplanoğlu'na helal olsun. Helal olsun. Türk sinemasında sinematografik olarak çıtayı buradan aldı, buraya çıkardı. Hadi yakalayın şimdi burayı. Bak buradan aldı, şuradan aldı, sinematografik olarak şuraya çıkardı. Hadi şimdi o seviyeyi yakalayın bakalım. O cumbul mumbul hikayeleri var ya, o takım küstah tipler. Hayır. Bak şuradaydı, şuraya taşıdı. Hadi şimdi o standartı yakalayın bakalım. Buğday filmini izle. Dostum, Mor Ufuklar gibi Buğday filmi de 10 numara. Fevkalade güzel. Çok başarılı. Peki, çok beğendim. Bu hafta sonra gidelim. Sevgili izleyenler, noksalıyoruz burada gündem manşetini. Hemen şunu da söyleyelim. 19.30 ana haber bültenimizde yine çarpıcı haberlerimiz var. Meral Akşener ile ilgili çarpıcı bir dosyamız olacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun güya elinde salladığı kağıtlarda, kağıtlarla Akşener'in nasıl bir ilişkisi olabilir? Bunun cevabı 19.30 ana haber. Bir şey paylaşabilir miyim sana o zaman? Tabii. Dün sohbet ediyoruz dostlarla. Bir tane hanımefendi, bir arkadaşımız, kardeşimiz var. İsim vermeyeceğim. Bir sanat yönetmeni. Konu siyasetten açıldı. Hı hı. Ben dedi Erdoğan'a muhalifim dedi. Ama dedi Erdoğan'ı yedirtmeyeceğiz dedi. Muhalif biri. Şok oldum. Onlar kim oluyor dedi ya, dedi benim cumhurbaşkanımı yargılıyor dedi ya. Onlar kim olduklarını zannediyordu benim biz yargılarız yargılayacaksak diyor. Ben de bir muhalefetim. Giderdi sandıkta dedi oyumu veririm. Bakan, veririm oyumu, tepkimi koyarım. Ben onu seçimlerle diyor gerekirse diyor iktidarı değiştiririm. Sen kim oluyorsun diyor ya, benim de ülkeme müdahale ediyorsun. Ben de böyle bir şaşırdım. Çok da değerli, kıymetli bir sanat yönetmenidir sinemada. İsim vermek de istemiyorum. Bu da beni mesela şaşırttı. Bak bu bilinç. Arkadaşlar, yani bu bilinç var yani. Arkadaşlara tebrik ediyorum. Hemen Ümit Koca Sakal'ın da tavırlarını... Amerika'nın çıkarlarını korumak bize kalmıyor. Bu olaya hep Ankara'dan bakmak gerekli. Milli olmak bunu gerektirir. Vay 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 vay. Ümit Koca Sakal şimdi hemen bu... Tabii siyasete de oynuyor ya. Ama bence yok. Yok, bu samimi. Ben samimi. Zaten Koca Sakal bir şeydir samimi. Yani. Evet. Kendi tavrında yani ulusalcı, net, ulusalcıdır. Evet. Süremizi de çok açtık. CHP biliyorsunuz ulusalcıları hep tasfiye etti. Bence yakında CHP ile bir, hani bunlar Türkiye'de bir iç savaş tezgahlıyorlar yani. Evet. Yakında CHP'nin içerisinde bir iç savaş çıkacak. Başladı şimdi. Aslında, kazan kaldırdı bütün teşkilatlar. KK'ya, diktatöre. Kesinlikle. Diktatör KK. Diyelim ve noktalayalım gündem manşetini. Burada bitiriyoruz sevgili seyirciler.